Değerli arkadaşım merhabalar. Bu dersimizle birlikte yaş problemlerine artık son noktayı koyuyoruz. Çok güzel sorularımız var. Benden önce muhakkak bütün soruları denemiş olman gerekiyor. Hadi gelin birinci sorumuzun çözümüne başlayalım. Aysu arkadaşı Serpil'e 2030 yılındaki yaşın senin 2025 yılındaki yaşına eşit olacak demiştir. 2024 yılında Aysu ile Serpil'in yaşları toplamı 39 olduğuna göre Aysu kaç yılında doğmuştur diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar olayın kahramanları iki kişi. Bakın Aysu ve Serpil var. Şimdi yıllara baktığımda 2024, 2025 ve 2030. Dolayısıyla biz ne yapalım arkadaşlar? Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Şurası 2024 olsun, 2025 olsun, 2030 olmuş olsun. Şimdi Aysu arkadaşı Serpil'e 2030 yılındaki yaşın senin 2025 yılındaki yaşına eşit olacak demiştir. Biz buradan ne anlıyoruz? Serpil demek ki Aysu'dan büyük. Demek ki bunların aralarındaki biz yaş farkını ne diyelim arkadaşlar? diyelim. Yani Aysu x yaşındaysa Serpil x artı k olacaktır. 2024 yılında Aysu ile ikisinin Serpil'in yaşları toplamı 39 olacak ya. Demek ki biz x ile x artı k'yı toplarsak 39 olacak. Biz de buradan anlıyoruz ki 2x ile k'nın toplamı neymiş? 39'muş. Şimdi 2030 yılındaki yaşım Aysu diyor. 2030 yılındaki yaşı. E o zaman 2024'ten 2030'a 6 yıl yok mu arkadaşlar? Evet. Hatta 2025'e de 1 yıl var. X artı 1 olacak. O zaman Serpil de X artı K artı 1 olur. 2030 yılındaki yaşı da, bakın 5 yaş daha artırırsam X artı 6 olacak. Buraya 5 yıl daha eklersem X artı K artı 6 olacak. 2030 yılındaki yaşım, Aysu diyor. Tamam. X artı 6. Senin 2025 yılındaki yaşına 2025 yılındaki yaşı bu. İkisi birbirine eşit olacakmış. Yani X artı 6 eşittir. X artı K artı 1. X'ler bakın burada birbirini götürecek. Demek ki K neymiş arkadaşlar? 5'miş. A yerine 5 yazdım da. Demek ki Serpil ile Aysu'nun arasındaki yaş farkı 5'miş. Bakın burada K yerine de 5 yazıyorum. 5'i karşı tarafa gönderdim. 2X eşittir 34. Her tarafı da 2'ye bölersem X'i 17 olarak bulmuş olur. Aysu kaç yılında doğmuştur diye soruyor. Aysu bakın 2024 yılında 17 yaşındaymış. Dolayısıyla 2024'ten 17'yi çıkardığımda doğum tarihini bulmuş olurum. Yani 2007 olmuş olacak. Kuruluş yılı 1949 olan bir restorana gelen Ali Dede torununa aşağıdaki cümleyi söylemiştir. Hemen olayın kahramanlarını yazalım. Şimdi restoran Ali Dede Ali Dede bir de kim var arkadaşlar? Torunu var. Şimdi 1949'da e, restorana gelen Ali Dede torunlu. kuruluş yılı 49 Demek ki 1949'da restoran 0 yaşında olacak. Ali Dede e, kurulduğu yılda, restoranın kurulduğu yılda 11 yaşındayım demiş. Demek ki buradan Ali Dede'nin doğum tarihinin de arkadaşlar lazım olur mu bilmiyorum ama 1938 olduğunu söyleyebiliriz. Senin doğduğun yılda ise burası 40 yıldır hizmet vermekteydi. He, 40 sene geçince arkadaşlar 1989 olacak. Restoranda 40 yaşında olacak. E, torunda ne olacak? 0 yaşında olacak. E şimdi restoran 40 yaşında olduğunda Ali Dede 11 yaş daha büyük olacaktı. Dolayısıyla Ali Dede de 51 yaş olacak. Yani buradan da anlıyoruz ki Ali Dede ile torunu arasında da 51 yaş var. Buna göre 2022 yılında Ali Dede ile torununun yaşları toplamı. Hemen şimdi 2022'ye ışından 2022. Aradan şimdi kaç yıl geçmiş oluyor arkadaşlar? Burada 33. 33 yıl sonra burası 73 mi oluyor? Değil mi? Doğru hesapladık. 22 11 daha 33. Ee, Ali dede de 84 olacak. Dolayısıyla e, 33 sene geçtiğine göre torunu da 33 yaşında olacak. Ali dede ile torununun yaşları ikisini toplarsak da arkadaşlar cevabımızı 117 olarak bulmuş oluruz. Ali ve Fuat sadece ikişer tane kitap yazmış olan e, yazarlardır diyor. Tamam. Ali X yayını için iki farklı yılda birer tane kitap, Fuat ise yayın, Y yayını için iki farklı yılda birer tane kitap çıkarmışlardır diyor. Hemen olayın kahramanlarını yazalım. Ali var, bir de Fuat var. Tamam. E, ne diyor? Ali X yayını için yazdığı birinci kitabın Fuat'ın Y yayını için yazdığı ikinci kitabından dört yıl önce ya da birinci kitap diyelim. Alt tarafına da ikinci kitap diyelim. Ali X yayını için yazdığı birinci kitabın, Ali X yayını için yazdığı birinci kitabın Fuat'ın Y yayını için yazdığı ikinci kitabından. Fuat'ın Y yayını için yazdığı ikinci kitaba ne diyelim? X diyelim. O zaman Ali X yayını için yazdığı birinci kitabın Fuat'ın Y yayını için yazdığı ikinci kitabının 4 yıl önce. He, o zaman şurası ne olacakmış arkadaşlar? X eksi 4 olacakmış. Fuat Y yayını için yazdığı ilk kitabın kitabını Allah tekerleme gibi Fuat Y yayını için Y yayını için yazdığı ilk kitabını tamam ilk kitabını şuradan bahsediyor Ali'nin X yayını için yazdığı ikinci kitabından Y yıl önce çıkarmıştır diyor o zaman arkadaşlar bu şuraya Y diyecek olursak Fuat da ne olacaktır şurası Y 6 olacaktır Ali ve Fuat birinci ve ikinci kitaplarına eşit süre aralıklarla ...çıkardıklarına göre. Şimdi arkadaşlar... ...sanki hani yaşlar farkı değişmiyor ya... ...aynı onun gibi düşüneceğiz. Bunların ikisinin arasındaki... ...fark nedir? Bunların ikisinin arasındaki... ...fark... ...y eksi... ...x eksi 4'tür. Dolayısıyla eksiyi de dağıttığımda... ...y eksi x artı... ...4 gelecektir. O zaman bak... ...şunların ikisinin arasındaki... ...fark da birbirine eşit olacak. Biz ne yaptık şimdi? Aşağıdan yukarı çıkardık. Burada da aşağıdan yukarı çıkaracağım... Yani e, x'ten y eksi 6'yı çıkaracağız. Eksiyi de dağıtacak olursam ne oldu? x eksi y artı 6. Bakın bunlar eşit süre dediği için bunların birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Biraz düzenleme yapalım arkadaşlar. Hepsini sol tarafta toplayacak olursak 2y eksi 2x eşittir 2 oldu. Her tarafı da 2'ye böldüğümde y eksi x'in 1 olduğunu anlayabiliriz biliriz. Hatta y gördüğümüz yere x artı 1 yazalım. Daha güzel olur. Y gördüğümüz her yere x artı 1 yazalım. Şurası ne oldu? x artı 1 oldu. Şurada da y gördüğüm yere x artı 1 yazarsam x artı 1'den de eksi 6 çıkarsa x eksi 5 mi oluyor? Tamam. Şimdi bizden ne isteniyor peki? Ali ve Fuat Fuat'ın ikinci kitapları birinci kitaplarından kaç yıl sonra çıkmıştır? Yani bak ikinci kitapları birinci kitaplarından ikisinin arasındaki fark 5 değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla 5 yıl sonra çıkmıştır. ...2023 yılında doğumunun 116. yılını anısına yapılan Sebahattin Ali. Ha, 2023 yılında 116. yılı gitmiş arkadaşlar. Dolayısıyla doğum tarihini kaç olarak buluruz? Doğum tarihi 2023'ten 116'yı çıkaracak olursak... 1900 Yed. Demek ki Fenerbahçeliymiş bunu yazan. Tamam. Eee Ali Sebahtdin Ali anma töreninde sunucu slayttaki şiirle ilgili şu sözleri söylemiştir. Şairin bu şiiri yazdığı tarihin şu tarihin gün, ay ve yılındaki tüm rakamların toplamı. Şunları toplayınca ne olacak? 6 ile 2'yi toplasam 8, 2 de burada 10, 10 da burada 20 mi oluyor? 20. 2 tane de x var. 20 artı 2x oldu. Evet. Bunları hallettik. O tarihteki yaşına eşittir. O tarihteki yaşına eşitmiş arkadaşlar. Dolayısıyla o tarihteki yaşını biz nasıl buluruz arkadaşlar? Zaten doğum tarihi 1907 idi. 1900 xx'ten şöyle 1907'yi çıkartırsam o tarihteki yaşını bulmuş olurum. 1900'ler zaten her ikisinde de ortak olduğundan dolayı xx'ten 7'yi çıkarmam lazım. E, XX dediğimiz iki basamaklı sayı 11X olacak. 11X eksi 7. Yani 11X eksi 7'ye eşit olacakmış arkadaşlar. Şurada eşittir dediği için. Dolayısıyla buradan bakın 27 eşittir. 9X oldu. Her tarafı da 9'a bölersem X'i 3 olarak bulmuş olur. Şair şiiri kaç yaşında yazmıştır diye soruyor. X'i 3 olarak buldum ya. Dolayısıyla 1933. Bakın 1933. Peki kaç yaşında olmuş oluyor? Doğum tarihi 1907 idi ya. Demek ki 1933'ten 1907'yi çıkardığında 26 yaşında yazmış oluyor. Evet 20AB ve 20B3 4 basamaklı sayılar olmak üzere aşağıdaki görselde Emir'in evinin bulunduğu binanın yapım yılını gösteren kapı görseli verilmiştir diyor. Tamam yapım yılı. Emir oturduğum binanın yapım yılında 5. doğum günümü kutlamıştım. O zaman arkadaşlar bu yapım yılına x diyecek olursak Emir ne olmuş olacak? 5. yılı olduğu için arkadaşlar doğum gününün x artı 5 ya x artı 5 yaşında olmuş olacak. 20B3 yılında ise 16. günümü kutluyorum. Şimdi arkadaşlar bak 5'ten 16'ya arada kaç yıl geçmiş oluyor? 11 yıl geçmiş oluyor. Demek ki 20B3 ile 20AB arasında da 11 fark olması lazım. Bak, 20 b 3ten 20 AB'yi çıkardığımda da aradaki farkın 11 olması gerekiyor. Bakın 20'ler burada zaten arkadaşlar ortak olduğu için ikisini birbirinden çıkardığımda aynı sayıdan aynı sayıyı çıkartırsam 0 gelecek. Bakın burada b 3ten demek ki AB'yi çıkarmam lazım. Bu fark 11 olacak. Gözümleme yapacak olursam 10B burada 1B burada çıkacak olursam 9B olacak. Artı 3 şurası da eksi 10A. Eşittir. 11. Biraz daha düzenleme yapalım. 9B eşittir. 10A artı 8 arkadaşlar. Buradaki eşitliği e, sağlatabilmek için ne dememiz lazım? Bakın A yerine 1 dersem A yerine 1 dersem 18B'de ne olacak? 2 olmuş olacak. Tamam. Emir'in oturduğu apartman kaç yılında yapılmıştır diyor. Zaten yapım yılı 20AB'di arkadaşlar. E Biz A'yı da B'yi de bulduk. A 1, B'de 2. Demek ki 2012'de Yapılmış. Aşağıda Yavuz ve Elif'in evlendikleri yıl yaptırdıkları albüm görseli verilmiştir. 2014'te yapılmış. Tamam. Yavuz albümün kapağına bakıp evlendiğimde yaşım şimdiki yaşımın 3 bölü 4 katıydı. Yani demek ki evlendiği yaşına ben 4x diyecek olursam, şimdiki şimdiki yaşına 4x diyecek olursam evlendiği yaşı ne olacak arkadaşlar? 3x olacak. Böyle yazalım şimdiki 4x evlendiğinde evlendiğinde 3x olacak. Tamam. Bundan 8 yıl sonra diyor. Albüme baktığımda da evlendiğim zamanki yaşım şimdiki yaşımın. 8 yıl geçtiğinde arkadaşlar bundan 8 yıl sonra 8 yıl sonra ne olacak? 4x artı 8 olacak. Tamam evlendiğim zamanki yaşım şimdiki yaşımın şimdiki yaşı bu evlendiği zamanki yaşı şu olacak bunun 5 bölü 8 katı olacakmış dolayısıyla arkadaşlar ne olacak şunu 5 bölü 8 ile çarparsak ne olacak arkadaşlar evlendiği zamanki yaşına eşit olmuş olacak tamam şimdi bakın buradaki dağıtma işlemini yapacak olursak şöyle 20x artı 40 eşittir işler dışlar çarpımı yaparsam 8 de 3x'i çarparsam 24x olacak. Yani buradan 4x'in 40 olduğunu her tarafı da 4'e bölersem x'i 10 olarak bulmuş olur. Yani demek ki şimdiki yaşı neymiş arkadaşlar? 40'mış. Evlendiğindeki yaşı 3 çarpı 10'dan 30'muş. Tamam evlendiğinde biz zaten 2014 e, olduğunu biliyoruz. Evlilik tarihini. Yavuz'un doğum yılı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi evlendiğinde 30 yaşında arkadaşlar. 2014'te 2014'te kaç yaşında? 30 yaşında. Biz demek ki doğum tarihini arıyorsak ne yapacağız? 30 yıl öncesine gideceğiz. Buradan 30 yıl öncesine gidersek 1900 sanki 80 4 olacak? 84 olacak. Doğru cevabımız bakın C şıkkı. Esin ve kızı Sıla arasında 2007 ve 2022 yılında aynı pozu vererek çekilmiş oldukları iki fotoğraf ile ilgili aşağıdaki konuşmalar geçmiştir. Yani demek ki 2007-2022 aradan 15 yıl geçmiş. Esin her iki fotoğrafa, e, fotoğrafta boylarımızı eşitlemek için 2007 yılında sen 10 cm yüksekliğinde bir taburenin üzerine 2022 yılında da ben aynı taburenin üzerine çıktım demiş. Demek ki bakın bu, şu tabure 10 cm'miş. E, demek ki Bakın ben şimdi buradaki sılanın yaşına x diyecek e, özür diliyorum boyuna x diyecek olursam annenin boyuna olmuş oluyor x artı 10 olmuş oluyor. Demek ki Sıla ile annesinin boyları arasında 2007 yılında 10 cm fark var. Değil mi? Tamam. Şimdi 2022 yılında da aynı tabureye annesi çıkmış. Şimdi arkadaşlar e, bakın burası ne olacak? X artı 10 olacak. Bakın şurası da 10'du. Evet. Yani şurası x artı 20 mi oldu? Bakın sılanın boyu da x artı 20 olmuş oldu. Bunların boyları eşit olmuş oluyor ya. Tamam. Ee, devam edelim şimdi. Sıla 2007 yılında 2007 yılında ki boylarımızın toplam toplamının değeri. Tamam. Boylarının toplam değeri ne olacak 2007'de? X ve X artı 10'un toplamı. Yani 2X artı 10 olmuş oluyor. Senin 2007 yılındaki yaşının 8 katı iken. Ha bir de yaşlar girdi. E o zaman bakın bunun yaşına A bunun yaşına B diyecek olursam Sıla diyor ya arkadaşlar. Senin 2000 yılındaki yaşının. Annesine diyor. 8 katı. O zaman 8 katı iken 8 B mi olacak? 2022 yılındaki boylarımızın toplam değeri. ikisinin boylarının toplam değeri ne oluyor? 2X artı 30 oluyor. x artı 30. 2022 yılındaki yaşlarımızın toplamının 4 katıdır. Şimdi arkadaşlar aradan 15 yıl geçince bu B artı 15 olacak annesi. Sıla da ne olacak? A artı 15 olacak. İkisinin yaşları toplamı ne olacak? A artı B artı 30 olmuş oldu. Bakın bunun 4 katı olacakmış. Dolayısıyla 4A artı 4B artı 120. Yani 4A artı 4B artı 120 oldu. Şimdi hepsi burası hepsi 2 ile sadeleştiği için 2 ile sadeleştireceğim. Yani x artı 15 eşittir 2a artı 2b artı 60 olmuş olacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi her iki fotoğrafta esinin boyu değişmediğine göre. Esinin boyu değişmediğine göre. Ha, tamam. Tamam. Şu anda zaten biz değiştirmedik. Tamam. Sıla doğduğunda esin kaç yaşındaydı diye soruyor. Tamam. İkisinin yaşlarının farkını bulacağız yani ikisinin yaşlarının farkını yani aslında bizden b eksi a isteniyor değil mi biz bunu bulmuş olsak da aynı şeyi bulmuş oluruz şimdi 2x artı 10 diyor ya arkadaşlar hatta aslında biz böyle 2 ile sadeleştirmesek daha iyiymiş şurada 2x 2x'i yalnız bırakacak olursam 8b eksi 10 yapar bakın şuradaki denklemde 2x yerine 8b-10 yazacak olursam bir de yanında artı 30'u var. Eşittir 4a artı 4b artı 120. Bakın şurayı unut. Tamam. Şurayı unut. Evet. Buradan şimdi sol tarafta toplayacak olursak ifadeleri ne olacaktır arkadaşlar? 4b eksi 4a olacak. Şunlar birbirini götürdü. Eşittir sağ tarafta 120 kaldı. Her tarafı da 4'e bölersem B eksi A'nın 30 olduğunu bulmuş oluruz. E biz de zaten B eksi A'yı arıyorduk arkadaşlar. Doğru cevabımız bakın C şık. Fakat bir hata yaptık mı Cevabın attırır sanki D diyor ama şöyle bir kontrol edelim. Ee, 2x yerine 8B eksi 10 yazdık. Şuraya 8 evet hatayı bulduk. Hatayı bulduk. Şuraya niye 8B eksi 10 iken niye 30 yazmışız? Ha, orayı ben de anlamadım. Demek ki Şurası arkadaşlar böyle tekrar yapacak olursak şurayı bir silelim. Evet. 8B artı 20 eşittir. 4A artı 4B artı 120. İfadeleri ifadeleri al B'leri sol tarafta toplayacak olursak arkadaşlar 4B eksi 4A eşittir. 120'den 20 çıkarsa 100 gelecek. Her tarafı 4'e bölersem B eksi A'yı 25 olarak bulmuş olduk. Daha son anda yakaladık yani. Evet, İşlem hatasından. Ama bakın önemli olan olayı mantığına e, odaklanmak lazım. Yoksa işlem hataları arada bir yapabiliriz arkadaşlar. Mantığı anladıysanız öyle e, cevaba çok da odaklanmamak lazım. Bir arkadaşı Ayşe'ye oturdukları evin ne zaman yapıldığını sormuştur. Ayşe de evin 1990 yılındaki yaşının kendisinin bugünkü yaşına, evin 2000 yılındaki yaşının eşinin bugünkü yaşına, evin 2020 yılındaki yaşının kendisiyle eşinin bugünkü yaşları toplamına eşit olduğunu söylemiştir. Şimdi o zaman olayın kahramanlığını hemen bir yazalım. Ev var. Ayşe var. Bir de Ayşe'nin eşi var. Şimdi tarihleri de yazalım. 1990, 2000 ve 2020. 1990, 2000 ve 2020. 2020. Tamam. Bir de e, evin 1990 yılındaki yaşı kendisinin bugünkü yaşına. Şimdi arkadaşlar bugünkü yaşı. O zaman şimdiki yaşı diyelim. Şimdiki yaşı diyelim. Şimdi Ayşe'nin şimdiki yaşına ben x diyecek olursam. Ne diyor? Evin 1990 yılındaki yaşı kendisinin bugünkü yaşına. Ha, demek ki arkadaşlar 1990 yılında ev x yaşında olacakmış. Evin 2000 yılındaki yaşı. Ev 2000 yılında arkadaşlar 1990'dan 2000'e 10 yıl olduğu için x artı 10 olmuş olacak. Evin 2020 yılındaki yaşı 2000'den 2020'ye 20 yıl var. x artı 10'a 20 eklersem x artı 30 olacaktır. Evin 2020 yılındaki yaşının kendisiyle eşinin bugünkü yaşları toplamına. Şimdi arkadaşlar bak ev 1990 yılında kendisinin bugünkü yaşına Ayşe'nin bugünkü yaşına 2000 yılında da eşinin bugünkü yaşına o zaman biz buradan şu çıkarımı yapabiliriz. Demek ki Ayşe ile eşi arasında 10 yaş fark var. Ayşe x yaşındayken eşi x artı 10 yaşında olmuş olacak. Bakın şurayı tekrar okuyalım. Evin 2020 yılındaki yaşı. Yani ne olmuş oluyor? E, şu x artı 30 olmuş oluyor. Yürüye. x artı 30. Kendisiyle eşinin bugünkü yaşları toplamına. zaten bugünkü yaşlarına x ve x artı 10 demiştik. İkisinin yaşları toplamı ne olacaktır? 2x artı 20 olacaktır. Dolayısıyla e, 2x artı 10 olacaktır. Özür diliyorum. x'i de buradan arkadaşlar x'i de 20 olarak bulmuş oluruz. Peki bizden ne isteniyor? Ayşe'nin oturduğu ev hangi yılda yapılmıştır? Şimdi e, x, x'i 20 olarak buldum. 1990'da ev 20 yaşındaysa demek ki arkadaşlar 20 yıl öncesine gittiğimizde ne zaman yapılmış olacak? 1970'de yapılmış olacaktır. Gelelim şimdi son soruya. Bir spor kulübünün yaşları birbirinden farklı 4 sporcusunun kimlik kartında görseller verilmiştir diyor. Yaşları birbirinden farklıymış. Tamam. Sporculardan Mehmet ile Yusuf arasında aşağıdaki diyalog geçmiştir. Mehmet bakın şu Yusuf da bu. Tamam. Yusuf ikimizin yaşları toplamı Cemil ile Erkan'ın yaşları toplamından küçüktür demiş. Tamam. Şu anda yaşlarını bilmiyoruz. Mehmet içimizdeki en büyük sensin ve e, benim senin şimdiki yaşına gelmeme 5 yıl var demiş. Yani demek ki arkadaşlar en büyük kimmiş? Yusuf'muş. E, i̇kisinin arasında da 5 yaş fark olduğunu anlıyorum. Demek ki arkadaşlar 2005 yılında e, şimdi x yaşında olmuş olsun Yusuf. Mehmet ne olacak? 5 yaş daha küçük olacak. x eksi 5 olacak. 2007 yaşında olduğu için arkadaşlar e, Cemil demek ki 2005'e göre 2 yaş daha küçük olacağından x eksi 2 yaşında olmuş olacak. Şimdi Mehmetle Yusuf'un ikisinin yaşları toplamı ne olacak? 2x eksi 5 olacak. Erkan'ın yaşını bilmiyorum. Erkan'ın yaşına da y diyelim. Diğer ikisinin yaşları toplamından küçük olacaktı arkadaşlar. Yani x artı y eksi 2 olacak. Buradan da x'i sol tarafa atacak olursam x küçüktür y artı 3 eşitsizliğine ulaşmış oluruz. Ne diyordu şimdi? Buna göre Erkan'ın doğum yılı nedir diye soruluyor. Şimdi hepsinin yaşları da birbirinden farklı olduğuna göre, hepsinin yaşları da birbirinden farklı olduğuna göre işte burada Erkan'ın doğum yılını arkadaşlar bir tahmin etmeye çalışalım. Şimdi zaten arkadaşlar en büyük burada Yusuf değil mi? Evet. Yani o zaman Erkan'ın bir kere 2005'ten daha düşük, daha önce doğmuş olma şansı yok. Şimdi 2007'den de daha sonra doğmuş olma şansı yok. Niye? E o zaman arkadaşlar, burada Cemil ile Erkan'ın yaşları toplamı Yusufla Mehmet'in yaşları toplamından bir kere yani hani büyük olmaz. E o zaman 2005 ile 2007 arasında olacak. O da hangisi? 2006. Doğru cevabımız beşik. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.